Derdim akademisyenlikle ilgili. Ya benim için fazla sıkıcı abla. Aslına bakarsan şirkette tam sana göre boş bir pozisyon var. Ben de çalışmak istersen. Nasıl yani? O kadar uğraştı doktora için. Şimdi gelip şirkette mi çalışacak? Uğraştı da. Sahada deneyim kazanmak da önemli. Bir de öyle doktora yapacağım da öğretmen olacağım, hoca olacağım gibi bir derdi yok sanırım. Yani yok vallahi. Ya fena fikir değil aslında. Ya ablam senin yanında da olmak istiyorum zaten. Enişte ben bunu bir düşüneceğim ya. Bir heyecanlandım. Düşün. Timur sen bizim için çok şey yaptın zaten. Yani Furkan'ın yurt dışında kendi ayakları üzerinde kariyerine adım atması daha doğru olur bence. Ne demek çok şey yaptın? Bu masada oturan herkes benim ailemin bir parçası. Ne gerekiyorsa yaparım, yapmaya da devam edeceğim. Furkan sen düşün ama bil ki yanımda yerin ısır. Nevin iyi misin? Yemeğinle oynuyorsun da deminden beri. Ya evet şey çok temizlik yaptım da yoruldum. Hadi ben tatlıları getireyim. Kahverengileri ye. Onun dışı Ehliye ben biliyorum. Kim öğretti? Ben kendim öğrendim. Ne? Kendim biliyorum ben. Yalancı. Yo. Evet. Teyze kaç saattir arıyorum açmıyorsun. Neredesin sen? Sen de açmıyorsun telefonlarımı. Sürekli meşgule alıyorsun. Ya tribin sırası mı şimdi? Dinle beni. Ferda çıkmamıştır değil mi? Bugün beni biri aradı. Bilmem ki. Ne dedi arayan? Havuza giriyor musun falan dedi. Sonra yakında görüşeceğiz dedi. Kapadı suratıma. Yok kızım. O daha çıkamaz. Seni rahatsız etmek için hapishaneden aramıştır. Teyze eminsin değil mi? Sen bir sakin ol kızım. Ben bir soruşturayım ama daha çıkamaz o. Tamam sen sor soruştur bana haber ver. İnşallah çıkmamıştır ya. İyi tamam tamam. Cacığından da ye. Ha. Anne tatlılar nerede? Ha evet tatlılar pardon. Annem bugün yorgun herhalde. Ece kızım dikkat et. Hangisi sizinki? Şu sarışın olan demin kaydıraktan kaydı ya. Çok güzel maşallah. Sizinki? Benimki şu yukarıdaki. Kara kuru olan var ya. Ali oğlum düşeceksin in aşağıya. Birkaç sene önce düştü. Kolunu incitti. O günden beri aklım çıkıyor. Yukarı çıktığı zaman tekrar düşecek zannediyorum. Çok iyi bilirim. Bir kere kocaman bir AVM'de Ece'yi kaybettim sandım. Delirdim resmen. Büyüdükçe korkularım geçer sanıyordum ama daha kötü oldu maalesef. Çok zor. Var mı kardeşi? Yok, tek çocuk. Keşke bir tane daha yapsaydınız. Bakın benim iki tane var. Üstelik biri 25 yaşında ama benim için hala çocuk. Evlatlar annelerinin parçası oluyor sanırım. Onların eline kıymık batsa bizim canımız yanıyor. Ama daha gençsiniz. Yaparsanız bir tane daha. Birlikte büyürler. Ablalık yapar ona. Hem çok güzel maşallah. Aynı size benziyor. Neyse biz kalkalım artık. İyi günler size.
Size iyi günler. Ece. Hadi kızım gel. Hadi bakalım gidelim hadi. Tamam şurada bir dinlenelim. Yoruldum. Zannettiğimden daha iyisin. Kondisyonu gayet iyi. Fakat... Sana görmemişim. Çocuklar ya, bir şey değil. Şöyle geçelim mi? Soluklanalım. Ya bu Abdullah'ın filya parasına verdiğine emin misin? Timur'la Özgür'ü konuşurlarken duydum. Timur parayı toparlayamayınca Özgür de Abdullah'tan borç istemiş. Yani borç verecek kadar güveniyor. Ya bundan sonra Timur'un attığı her adımdan haberin olacak ya. Dikkatli olsun, olur mu? Sen de. Bir de Furkan. Uzaktayken benim için daha kolaydı. Ya ondan başka kimsem yok. Onun zarar görmemesi lazım. Merak etme. Nevin! Nevin! Ne oldu teyze? Ne bu telaş? Çıkmış, çıkmış. Kim çıkmış? Kim olacak? Ferda hapisten çıkmış. Ne yapacağız? Hadi kızım sen git, biz geliyoruz teyzenle. Baba! Kızım. Nasıl geçti park? Eğlendin mi? Kaydırak salıncaktan daha güzel. Geçen sene salıncak daha güzeldi, ne oldu? Ama şimdi kaydırak daha güzel. Neyse ben gideyim artık. İyi günler. İyi günler. Bu taraftan girelim. Ne yapacağız şimdi? Bilmem, ne yapalım? Bak gördün mü? Gene yan yanalar. Kızım bak, sonra başını taşlara vurma diye sana söylüyorum. Bu kadının bakışı bakış değil. Dikkat et. Teyze benim derdim ne? Sen ne anlatıyorsun ya? Nereden öğrendin Ferda'yı? Kim söyledi? Ha, sen dün telefon edince içime bir kurt düştü. Ne olacaksa olsun gideyim dedim. Derdi neymiş öğreneyim. Teyze bittim ben. Bittim her şeyi anlatacak Adem'e. Bittim ben. Baba ya daha çok bozacaksın şimdi. Kim? Ben. Sen. Sen bana güvenmiyor musun? Ama yapamıyorsun. Sen gör de bak tostlar nasıl olacak bundan sonra. Bir şeyle oynama. Efendim? Ne haber? Borda Bereli, görüşemiyoruz. Abdullah Bey, görüşmemiz mi gerekiyor? Görüşsek iyi olurdu yani. Pek müsait değilim. Söyleyeceğiniz kayda değer bir şey yoksa kapatıyorum. Ya kayıt dediğin nedir ki Adem? Önemli olan kimin dinlediği ya da izlediğidir. Sen bilirsin bu işleri. Neyse senin şimdi işin vardır. Mangala geleceğim ha. Etleri hazırla. Hadi eyvallah.